Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz ama ben bu sıralar şu 2 gündür video çekmedik. 4 gündür hastayım. Çok şükür günden güne iyi olacağımı daha henüz atlatamadım. Çok şükür korona değilim. Boğazım benim en son izlediğinizde videoda dar ütlüydük. O doru üterken terledim, üstüne direktmen su içtim, havaya buz gibi sudan. Boğazımı tahriş etmişim. Onun için bugün yeniden sağlık ocağına gideceğim. İnne yazı verecek doktor. Sabah babamı da çağırdım. Biberle oldu. Aba merhaba dedim, gel. Takipçilerimiz. Abamı dedim gel topla biberleri götür. Ciz hallet diye. Sağ olsun o da geldi. Azıcık oturduk. Aşağı indik beraber. Benim toplayabildiğim kadar toplayacağım. Galan'ın abam toplayacak. Bu sene benim bahçe yok galiba. Olduktan sonra yeriz her zaman. Dün hatta takipçilerimiz geldi. Allah razı olsun. Afyon'dan Seloğlu'na mı gidiyorlar? Aynen, Manisa köylerine. Seloğlu değil mi baba? Hayır. Manisa. Manisa Selen'de oluyor. Selen Uşan'a mı? Öyle mi? Selen'di Manisa'da oluyor. Bak, Selen. Evet, uğrayandan bahçeleri çok güzel olur. Dedim biber toplayıverelim. Yok dedi. Annem gidi dedi. Orada duruyorlar dedi. Selen'di. Güzel oldu. Bahçeleri Seloğlu çok dedi. Yani gelene gidene şu salatalımdan hep ikram ettim. Aklıma geldikçe isimler taze diye. Olduktan sonra eşinden dostundan yiyoruz. Feryan suyu nasıl açıyorsun şuna bak. Topladıktan sonra suyu açıyorum. Valla unutmam bazen de açıyorum akşamleyin. Hayır abi akşam dedi akşamleyin aç. Az da şöyle görülensin. Biberlenge çiçekler var. Bak neden diyorsun abi diye. Çok az açıyorum şuna bak. At şey de veririz. Kere açıveririz akşamleyin. Bakınız. Çeri domateslerimizi gösteren bu bize yetiyor sabah kahvaltısında. Şu 2 gündür gidiğimin hiçbir şeyinin anlamı yok. Dadına bilene alamıyorum yani. Biliyorsunuz eti çok seviyorum. Da alttan baksana kıpkırmızı güzel. Bunları deyzen yolu veren. Merenleri ayrı poşetin içine katsınlar. Şurada varmış. Onlar da kahvaltıda yesinler. De merak ettim şurada var mı? Bakın. Bu asıl zula buradaymış anne. Zulası buradaymış domates. Ben yakın biberleri toplayayım o zaman. Maşallah bunları kendim yetiştirdim. Fidanlarını aldım. Buna bangale turşu kuracak. Ben kurdum işte onu. Yeter bize. Saat de 12'ye geliyor. Öğlenin sıcağına kaldık maalesef. Teyze yağlı turşu mu yapacaksın? Ha, yağlı turşu yapayım da yarın Azmi teyzen gelecek bir iş ya. Ha evet. Anam da gelir ya gelirsiniz. O zaman ne yetiştirelim? Bu arada Nazmi Bamgül de İstanbul'dan geldiler. Kızımızın Ayşe'nin izine varmış. Onu değerlendirmek için azıcık da burada duracaklar Uşak'ta. Evet, aradan biraz vakit geçti. Artık annem bir biberleri topladılar. Ben biber toplamadım. Sadece salatalıklardan toplayıverdim. Teyzem de büyüklerini cacık yapar. Küçüklerini yerler. Ondan sonra burada kıl biberlerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi karışık. Teyzem bunları hep çizer. Fasulyeler kalmamış. Fasulyeler bitmiş. Sulansa şey yok et. Ha evet doğru. Sulansa çiçekleri var. Anneme dedim sula kardeş dedim. Sula baba dedi. Onlar da gelsin de o da yukarı çıktı. Ha yukarı çıktı annem gelir şimdi. Domateslerimizden de döküyor ama maalesef ki şöyle bir çiçek alıyor bunlar nedense. Evet tatlı oluyor. Çiğ yerlerini artık alıveriyoruz. İyi yerlerini yiyoruz. Ne yapalım? Kedimiz ağacın altında yatıyor. İşi ne? Aynen öyle teyze. Yenilerde annem Reyhan da yoğurdu. Onların da bazılarını buzdolabına koydu. Birazını kurutmuştuk önceden. Her çiğ koydu teyze sızdırımıza. Aynı maydanoz gibi. Götür teyze maydanozdan da götür. Şöyle çerilerden koparmışlar. Ben yokken bir yere yukarı çıkmıştım. Şuradakileri koparmadılarsa ben koparıverim. Eğer görmediyseniz. Ay görmemişler. Ne? Kabaklar mı teyze? Kabak köftesi yaparsın. Bizler mücver pek demeyiz. He tamam. Ay ne güzel kırmızı. Bakın domateslerden 4 tane bulduk. Sabahleyin de bulduydum 2 tane. Ama domatesin dadı mı yoktu? Ben mi tadını alamadım? Hastalığında. Bilemedim ya salatalık. Ben de salatalık yiyorum.
Dün yemek yerken teyze karpuzun tadı yok dedim anneme, öyle söyledim anne şey olmasın diye. Yok, sonra tavuk yedim, menüde tavuk vardı, tavuğun yemedim. Da tadını alamadım. Yemedim. Evet. Cacık yapmış, hiçbir şeyin tadını alamadım, suyun bile tadını alamıyor. Buradan poşetleri de kattık artık. 3-4 gün yemeklik bulduk. 3-4 gün. Bir gün kızartma. Bir gün türlü fasulye mal çıktı. Patlıcan kabak kavurması. Ay öyle de güzel oluyor teyze karışık türlü. Bir gün biber dolması. Değil mi? 3 gün, 4 gün. Türletçi. Hadi küçük ya bahçem bak yine de. Hayır. Evet. Güzel ama güzel. Ama suyuna için akşam sana bak. Gündeki abimiz bile gelen takipçimiz geçen yıla bakarak diyor bu sene bahçeniz güzel oldu diyor. Güzel oldu canım. Fasulyelerin tepesi sırf çiçek. Son zaman difrizini yeter kardeşim. Atıver. Ettim yeniden fasulye. Açtım. Aman ekeledim diyemedim. Hadi en bakalım. Hadi bakalım çıkıyoruz şimdi yukarıya. Yukarıda lan çiçeğimi gösteriyor. Be. Gösteriyor. Neydi onun adı? Kedi tırnağı. Kedi tırnağı aynı. Patlıcanlı anı beğen bakalım. Dur gözüküyorum o kardeşim. Neyi ha? Gösterin teyze. Ya, patlıcanları beğen. Acısı yok değil mi? Pişirdi ben pişirmedim. Pişirmedim. Ben de seni soruyorum. Pişirmedim daha bu sıra gelmedi. Küçük teyzesin sabahleyin kahvaltıda yeşmedi. Denedik de Nazlı babam dedi adamı. Babasının güzelleri bunlar. Kili. Bir de geriniyor ya. Vallahi pek seviyorum ben bunları. Senin uykun yok mu oğlum? Sen de yat abinin yanına. Abin yat yanına yat kuzum. Evet teyzemin geldiğinde biz yenice kahvaltı yapmıştık. Ondan sonra teyzemle oturdum. Kahvaltı sofrası toplayamamıştım. Teyzemi de göndermedik. Tekrardan çay pişirdim. Çay içeceğiz. Kahvaltı suyu gibi koydum tekrardan. Ondan sonra dünden tavuk yemeğimiz vardı. Onu sıktım. Yemeklerimizi yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Kardeşi de şey bulacağız, Sağ hocam gibi. Sağ hocam işte doktoru yokmuş, toplantısı varmış. Öğleden sonra bir daha gidecek bakalım, hayırlısınlar. Gittim geldim yok. İnne oralayın, gelen az çık kendime gelen dedim ya. İnşallah ki de gelmezse akşam yine acil gideriz bari yeniden yapacak bir şey yok. İnne oralıyorsan seni yorulsun da. Çünkü dağıtmıyor ki içeri ya. Şöyle hayatını bozacak bir şey var ama tabağını bozacak. Tabağı götürelim ya. Tamam iyi. Şöyle ne de çektim ben ortaya. Isınmıştı değil mi kardeşim? Isındı kardeşim. O zaman bundan boy verelim. Boy verelim. Daha sonra plastik şeyler var senin. Var var camın önünde. Camın önünde. Turşuları koyarken boyuyordum. Lütfen. Evet. Tencereyle bir şey kapağında gidiymişler ya. Onun hesabı. Ekmek. Dün bunu takipçimiz getiriyormuş. Afyon ekmeği. Allah razı olsun. Hatta dedi. Ölmüşler vursuna varsın. Kim bir şey ettiyse. Aynen. Aynen. Gerçekten. Bol kuş ekmeği deyip duruyorum. Sen de demet ediyorsun dedi. Bir de afyonlu ekmeğini iyi bakan mi diye. Şimdi biz karnımızı doyuram. Sonra nasip olursa akşam malında kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Her zaman olduğu gibi vakit geçti. Annemle beraber ineklere bakıyoruz. Buzağları sütün içireceğiz. Bu da her zaman olduğu gibi Toraman Bey burada yatıyor. Bu yemlerin üstünde adeta parkurdaymış gibi gezer o. İlk önce küçük buzağlarımızı içireceğiz. Ondan sonra büyük buzağımıza. Babasının güzelleri bunlar. Arada bazen böyle süt içirirken çıldırtıyorlar, bağırıyorum ben bunlara da. Olcuk o gıdalık. Yine seviyorum. He, olcuk o gıdalık. Ama indik aşağı ikimiz de. Perdelen altlarını püredi. Tersten attı. Ben savımı yaptım. Savımı bitirdik. Gıdalar sütü içirdik mi? Ondan sonra yoncalarını vereceğim dışarıya. Bilgilerini hazırlarız. Mallar dışta yıkanı. Onları ayarlarız. Abam gittikten sonra ben de sağlık ocağına gittim geldim. Sağ olsun doktor iki tane eline vuruverdi. Biri ağrı kesiciymiş, biri antibiyotik değerinde. Valla sürekli terliyor. Herhalde inşallah ondan da başka bir sebebi yoktur. Biraz da sıcak hava. Bunlar ekiz gibi maşallah galiba.
sütü bile ikisi bir anda bitiriyor. Bazen şu bitiriyor, bak bunun biberi azalmış, bununki bir daha var. Bunun rengi biraz daha koyu, diğerin açık. Süt gelmeyince sinirleniyorlar bir de. Ondan böyle itiyorlar biberi ona. O garibim de bekliyor. Sıra sana da gelecek baba. 2 dakika sabır et. Şimdi de yoncamızı dağıtacağız. Ondan sonra inekleri çıkarırız. Burada da hindilerimiz var. Onları da aşağı inince çıkarmıştık. Mecbur inekleri de süreceğimiz için bunları da buradan çıkarırız. Bizim işlerde inan ki kademe kademe. Birini katıyoruz, birini çıkarıyoruz. Bitmiyor. Bu darılarda Nazlan ablamın bahçesinden gelmişti. Tamam süre. Bakın babaannem işler de bizimki gibi. Onun da şimdi avlusunda tavukları var. Onları katacak yerlerine, sonra kazlarını sürecek. Maalesef kazlarla tavuklar aynı yerde olmuyor. Kazlar tavukları döver. Anne niye uzağa dağıttın? Niye uzağa dağıttın böyle? Yoncaları. Şöyle ortaya bırakadı normalde de. Neyse ki bunları süredim artık. Bakın bu erkek yüksek ihtimalle. Gerçi annem bir ara bakmıştı, 5'ine de erkek demişti ama artık yanlış mı baktı yoksa doğru mu bilmiyoruz. İnşallah hepsi erkektir. Çünkü erkek hindiler daha bir iri oluyor. Dişlere bakarak. Dişler mesela 12 kilo geliyorsa erkekte bir 18 kilo falan gelir. İnşallah bir şey olmazsa tabii ki. Bakıma göre değişiyor. Şuraya bakamayın. Anne şöyle baktığımızda hepsinin boyutları aynı ya. Bence bunların o zaman hepsi erkek. Valla öyle değil. Baktım ya, bir daha bakmadım. Hadi ama sen de. Hadi. Armutlarımıza şöyle bakıldığında çok güzel görünüyor ama daha maalesef gök. Artık gelen takipçilerimize ikram ederiz. Hadi. Bunların da yazık. Geldikleri yol uzun. Bahçe arkada kaldığına mecbur oraya kadar sürüyorsun. Evet. Bazen ben anneme şaka yapıyorum. Bunları dışarı çıkarırken altına bez bağla madem diyor. Batılmasınlar diye. Şimdi astrolisler sırasıyla çıkmaya başladı. Sizler de artık öğrendiniz. İlk sırada benim adaşım Kardelen var. Onun da artık gününe kaç gün kaldı? 1 hafta kaldı sanırım. İnşallah o da sağ salim doğum yapar da kurtulur. Sırada son olarak Damla kaldı. O da geliyor. Benden mi korktun? Gel. Unutmuyor musun? Göktaşından da kendini sabahleyin döktüydü. Tamam. Hayvanımız topallıyor. Çünkü hamile olduğu için de paytar fazla da inle veremiyor. Bir kere kulağından inle yapıldı. Bir de deraltı yapıldı değil mi? Yapıldı aynen. İkisi aynı gün yapılmıştı. Bir de göktaş oluyor. Böyle mavi sinsili hayvan besleyenler, kişiler belki başına gelenler bilir. Masmavi toz. Aynı toz boya renginde. Onu 5 kiloluk kovanın içine temsil göz kararı ıslattım bir avuç. Akşamdan ıslatıyoruz, sabah döküyoruz. Sabah ıslatıp akşama döküyoruz. Sabahleyin az bir döktüydüm. Aslında ayağı ilenin içinde durması lazımmış. Ama nasıl edeceğim? Kocaman hayvan. Düşseli benden alır kilo diyette. Hadi boyun mayın olsa bucaklığa batırır. Mecbur ayağına döküyor. İnşallah faydası olur.
Hamile olmasa şey yaptırdık, nalban çıkardık, tırnak bakımı olurdu. Hamile olduğu için o da olmuyor. Biz de şimdi dama gireceğiz, ineklerimizin yeğisini vereceğiz. İşler devam ediyor işte. Benim mavi bir inek var ya. Vallahi bilmiyorum anne, senin o mavi tik, maman mavi tik nereden çıktı? Ha. Mavi de ne tikim var adeta. O olmayı inekleri çıkarmıyorsun ya. Tabii o küçük iyi oluyor, küpene göre tam. Alo, ne diyorsun lan? Kaç doğdun benim, okuyu verecek misin sen bana? He? Şebek bu ya. Üç kul vallahi bir elim okuyu ve diyor lan hadi be. İnekler dışarı çıkarken bu da şey gibi, defile gibi. Buradan ineklere bakıyor. Yeğimizi de hemen hazırladık. İneğin deliğinden diğer tarafımı görmeye çalıştın. Öyle bir şey yaptın, anlam veremedim. Yeğ parçası mı ne var ne bir şey. Ben de onu böyle dürbün gibi görebilecek miydi ona baktım. O da yılık olduğundan gözükmedi. Anladım. Neyse şimdi artık yeğiyi verdik. Daha doğrusu ben verdim annem hasta diye. Kardelen beni bir bağırdı. Kızdı, sen ne indirdin bana dama madem beni etmeyeceksen dedi. Ben de al dediğin olsun dedim. Vallahi çıktım damdan betona oturdum. Ağızdır buzdurdum yine de dama girdim. İlgi verirse veren diye baktım samana vermiş önden de yemlerini döküyormuşmuş. Vallahi bu arada Necmi'nin köpek, Semin'in köpek buraya geldi mi seviniyor adeta. Bence sana... de çünkü orada bir şey yok ki. Kedi köpek yok onların evde. Buraya ağlıyor girdiler mi koşu koşu geliyorlar kara başında. Burada heyecan var, maraton var. Diyorlar ki video çekiliyordur. Biz de gözükmek istiyoruz. De çıkıyorlar karşımıza işte. Onda sütü at bitirmişler herhalde, içmişler sütü. Şey kirli içtiydi. İçti miydi? Burada kirli yavrular var. Bir yere gitmiştir, görünen de yok. Bunlar da buraya alışmış. Kaç günlerdir hep burada yatıyorlar. Halime, dağdan gelip bağdakileri kovalama bakayım. Yusi gel, bir de seni yakından görsünler. Gel bakalım bir. Ama bizim Toraman daha sevimli ya. Ya herkesin önce... yavrusu kendine güzeldir demişler anne. Arap'ın yavrusu kendine güzel gelir işte. İşte doğru. Toraman da bana güzel geliyor. Semih'i desen Semih için bu daha bir güzel. Bu bizim köpeğe bakarak hareketli anne. Adım attığın yeri CEO bu ya. Hadi gidelimiz yürü gal, akşam oluyor. Aban yemek hazırlayamıştır. Sen ne pişirdi aban bugün menüde? Akşam ne var nazana bak, ne pişirdi? He? Şuradan da bir de ineklere bakalım. Ne pişirmedi nazana bak? Neyse. Yonca'yı bitirmişler bile. Anne ben buzağıyı bak yiyen vermedim ona göre, ona sen var. Yiyeceğin ayrı. Ilgaza. Yonca verilecek. Şimdi arkadaşlarım mallara baktık. Demiş size şundan bahsetmiştik. Göktaşı diye. Göktaşı değil mi kardelen? Yanlış söylemiyorsam. Bir ismi daha varmış bunun. Bunu ben bağladım bunu ya. Sen bağlamıştın. Ben çellemedim. Kazlarımız da yemlerini yiyorlar diğer tarafta. Akşam oldu ya artık. Durmuyorlar. Girecekler. Hadi indi. Ana sıkılıklı. Senlik bir şey değil abo mu? Abo. Döktüm. Çok. Şöyle yakından gösterelim. Bakınız bu şekilde. Bu gök taşıymış. İnşallah hayvanın ayağı faydası olur. Şöyle bir kısım azıcık. Bakınız böyle. Bunu tabii ki ne yapacaksın derseniz üzerine su dolduracaksın. Vallahi kilosu kaç para bilmiyorum. Fayta dedi ki yarım kilo alın dedi. Bunu bu arada annem sabah dökecek ineğin ayağını. Biraz önce dökmüştü. Döktüğünde zaten sabah hazırladı yine. Beklemesi gerekiyor. Bu sabaha kadar bir kenarı koyarım ben buna. Sabaha kadar eriyecek. Sabahleyin malları baktıktan sonra, ilgi verdikten sonra ayağına dökerim buna. Dediğim gibi aslında böyle
Ayağı böyle suyun içinde durması lazımmış azıcık. O da imkanım yok yapmaya. Mecbur yavaş yavaş ayağını dök cengale. Bunu da şöyle kenara boya. Benim kazlar gidiyor. Şunları hemen sürmeyle. Aslında zararları yok. Buradaki otta yayılmak istiyorlar da. Bir tavuklarımız var katılacak. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor. Bu gri köpüğü de annem Toraman yukarı çıkmasın diye koydu. Öbür türlü çıktıktan sonra samanlığa inmiyor. En iyisi oraya bir tane bir gerelt olması gerekiyor. Bunlar da girmiş zaten. Hadi bakalım gençler. İlk defa görüyorlar gibi bakıyorlar bana ya. Hadi. Bazen unutuyoruz böyle tavukların kapısını kapatmayı. Ondan sonra geri aşağı iniyoruz. Mecbur kapatıyoruz. Ne olur ne olmaz. Arz yiyebilir. Ben sürmesem bunlar hayatta girmeyecekler. Şuradaki değneği bir alayım. Yoksa ı-ı. Bu tavuğun da yazık tüyü falan kalmamış. Kirliyi de bağlamıyoruz. Ama bazen de aklımız onda kalıyor. Sokak köpeklerinin arkasından gidiyor. Sonra da dışarıdan sesi geliyor. Mızıklama sesi. Bir şey olur diye korkuyoruz açıkçası. Damlamanın çeşmesi kapattın mı anne ventilini? Kapattım. Aha bak. Kirli vardı anne köpeğin yanında. Ha bizim şuradaymış iyi. Ana çeşme kardan gos bakalım. Tamam gidelim. Akşam ezanı da okunuyor. Bugün de günümüz böylelikle geçti gitti. Evet, ezanımız da bitti. Anne hepsini sularsın değil mi? Başlamışken. Sulayın da. Sırada. Ha, yarın da sabahleyin sıcak oluyor. Mallardan çıkası ya da zaman geçiyor. Maydanozumu kaç gündür sulamıyordum. Maydanozumu eş bulanı sulayın. Nanemi de şeyden. Ama zaten az daha durdum mu. Reyhan'ın bazıları hani böyle kurumuş. Onlar geri coşar mı? Ne? Reyhan. Coşar o ne mi? Niye? Onlar da sulanacak. Reyhan demiş gene en son bu videodan öncesinde Reyhan şerbeti yaptım. Nazan'dan darıydık geldik. Daha soğumamışmış mesela. Tezgahta kaşım ucundan aldım ama şerbeti yani damak tadımı görer değildi. Ben de o kadar tatlı da hoşuma geçti. Ertesi günü zaten sabahına hastalandım ben. Mutfağa bileni giremedim onun kokusundan. Kardelen annem lütfen onu dökürme dedim. Yani emeklerim boşa gitti. Ben hadi dökmesem kardelen gibisi içmezlerdi. O da şey demiş. Yani Reyhan'ın bileni şimdi göresin yok nedense. Ya hastalığından oldum bir anda tiksindim kokusundan. Onlar da sulayın. Hepsini de sulayın yapmışken. Sen salatalıkları topladın değil mi bugün Yücelen? Topladım ya ama şu ortalara bakmadım anne açıkçası. Yarın bakarız. Bir gelen giden olduk bir yoluyoruz. Bakın şu horoz ibiğinin
güzelliğine kadife gibi paramparça açtı böyle kaşığı gibi. Saçaklı gibi bak şu tarafına baksana. Bak. Şuna bak bunlar bir değişik oldu. Evet. Şunun güzelliğine bakayım ya ayrı bir güzel hepsi birbirinden güzel. Ot ben güzel diyor. Çiçek ben güzel diyor. Ben güzelim diyor. Çiçeklerimi suladım. Maydanozumu da suladım. Reyhan da suladım. Sabahleyin kalan yeri de onları da devam ederim. Nanemi 3-4 gün olduk mu içeli? Oldu. Sen hasta biraz halsizdin. O gün şey yaptı. İçtin ertesi gün zaten hasta oldu. 2 gündür de sulayamadım. Haliyle mala bakıyorum. Perdelen kalan işleri hallediyordu. Ben çıkıyordum yukarı uzanıyordum. Hadi dedim bugün sulaya veren gün günden aksi bir işler çıkıyor muhakkak. Bu da sulansın. Bakınız fazım da maşallah büyüyor. Yakında bir saç bükmedem ben de onu diyecektim. Bir annem kendi toparlasın. Değil mi? Sert merdi onu bir şey olmaz. İçine lorcuyu giriverdi mi, baharatı da giriverdi mi lezzeti bir başka olur. Hamuru da kıvamlıca yoğurdun mu yaptıktan sonra her şey güzel olur. Önemli olan yapmak. Bilmeyip de bir kenara bir şey saklanıverirsek yiyeceğiz diye bakarız. Değil mi kardelenga? Aynen. Şey hadi düşünüyordum da. İşimle. Ne en son ne zaman bükme yaptık diye. Bayramdan önceydi. Nasıl bayağı oldu. Önceydi? Biz ne bayramı geçirdik? Kurban bayramı geçirdik geçen benim ay. Patlağı da benim aklım aldı yanım. Bir ay oldu anne işte bayramı geçireli. Bir ay mı oldu? Evet. Hadi indi. Ya. Doğru o zaman biz özlemişiz. Hani bir Hatice Alamgir'e toplandık ya. He o doğru zaman, tamam. O da bayramdan hatta bir hafta önce falan da. Hatta Nazan bileni beğendiydi değil mi? Evet. Ispanaktan. Şey benim burada boru tıkırda da. Ispanaktan lezzeti güzelmiş diye. Hadi in bakalım sizi de sıkmak istemeyiz. Aa pazının biri burada da var. Burada videoyu sonlandıralım. Gel minnoş gel. Ana sıkılıklı. Aynı Toraman. Ana sıkıntı mı? Toraman evet. Benim yanından ayrılmadığı gibi ana sıkıntı Kardelen'in yanından ayrılmıyor. Kardelen nereye giderse o da arkasından gidiyor. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyoruz.